Milyonlarca Facebook üyesinin hesap bilgilerinin izinsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıkınca veri güvenliği tartışması gündeme geldi. Peki bu bilgiler nasıl sızdırıldı ve vatandaşlar sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeli? Sosyal paylaşım ağları arasında en çok kullanılan Facebook'un ismi bugünlerde büyük bir skandalla anılıyor. 50 milyon Facebook kullanıcısının hesap bilgilerinin izinsiz şekilde bir data analiz şirketi tarafından sızdırılarak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın lehine kullanıldığı ortaya çıkmış, Facebook hisseleri 3 günde %5'ten fazla düşerek şirketin milyarlarca dolar zarar etmesine neden olmuştu. Sizin kişisel verilerinize erişim sağlanıp sizin kişisel verilerinizin çalınması ve daha sonra da bunların üçüncü şahıslara sunularak bunların üzerinden de gelir elde edilmesi söz konusu. Kullanıcılarsa tepkilerini Facebook'u sil kampanyasıyla göstermişti. Zaten sosyal medyayı kullanmaktan endişeliyiz. Bu olaydan sonra da zaten bir daha kullanmamaya karar verdik. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yazılı bir açıklama yaparak hata yapıldığını kabul etti ve daha sıkı tedbirler getirileceğini söyledi. Peki bu veriler nasıl sızdırıldı? Kime benziyorsun? Seni kimler gördü? Ya da işte en sevdiğin takipçi kim? Gibi uygulamalar direkt olarak kullanıcı bilgileri, kullanıcı sözleşmeleri dahilinde direkt olarak onay verilerek tamamen bir casus gibi, bir Truva atı gibi sizin hesabınıza erişim sağlıyor ve buradan üçüncü şahıslara bilgi aktarımı söz konusu oluyor. Bu büyük skandala ilişkin soruşturma sürerken kullanıcıların kafasında ise veri güvenliği ile ilgili soru işareti oluştu. Çok endişeliyiz açıkçası ve bir sürü sosyal medya hesabı kullanıyoruz. Bu durumda biz sosyal medya hesaplarımızı, biz bu verileri nasıl koruyacağız bunu bilmiyoruz. Aslında çözüm o kadar da zor değil. Sosyal medya hesaplarınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklikle kişisel verilerinizi korumanız mümkün. Kullanıcılarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyada da işte iki aşamalı güvenlik uygulamalarını doğru kullanarak ve bilmediğimiz firmalar tarafından oluşturulan yazılımları yüklemeyerek en azından bir nebze de olsa bu zararlı etkilerden korunabiliriz kişisel olarak.